Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda kanala gelen kötü yorumlar üzerinden hem yorumlarda teknikle cevap verebileceğimiz yorumlar varsa bunları cevaplayacağız. Hem de sözlü bir şekilde hakaret ya da benzeri içerikler varsa bunlara cevap vermeye çalışacağız. İlk yorumla başlayalım. Arkadaşlar ben agresif bir adamım. Sinan biliyor beni. Yorumları okumuyorum. YouTube'a gelen çocuk çoluk yazıyor diye düşünüyorum genelde. Hani güzel yorumlar da geliyor. Böyle çoluk çocuk dememi sebebi de mesela EA Games. Bu çok yorum yazıyor bu arada sürekli. E nokta. Bana yazmış. Hele şu kısa boylunun hareketlere, iticiliğe bak. Yemin ediyorum daha yeni okuyorum. Sen az önce yolladı. Senin telefondan okuyalım diye. Sen var ya çok dayak yersin. Yani sinirlendiğimde ağzım da bozuluyor benim. Kusura bakmayın ama. Böyle biz dövüş sanatları tanıtıyoruz arkadaşlar. Branşımızı millete anlatmaya çalışıyoruz. Yani benim iticiliğimden, çekiciliğimden sana ne? Yani erkek misin, kız mısın onu da bilmiyorum ama sana ne arkadaşım, iticiysen yani küfretmeyeceğim, hadi bakalım. Şuradan şöyle geriye doğru gidelim. Daha fazla gidersen borçlar geliyor. Yorum şu, Batı dövüş sanatları büyüktür, Doğu dövüş sanatları diye bir yorum yazmış. Bununla ilgili zaten biz bir sürü video çektik. Bu tarz bir yorum çok geldiği için bu yorumu buraya koydum. İnsanlarda şöyle bir şey var. Yani doğu, batı. Batıdakiler işte daha iyi, doğudakiler daha kötü. Doğuya giderseniz arkadaşlar bizimkiler daha iyi, onlarınki daha kötü diyor. Yani buna karşı şöyle, biz bir branş çalışıyoruz. Çalıştığımız branş bir doğu branşı ve biz bunu işi yaparken hiçbir zaman bunun batı karşısında eksikliğini görmedik. Ama ve lakin işin garip tarafı arkadaşlar, şu an Winch'ün Çin'den daha merkezi Almanya oldu. Bizim çalıştığımız organizasyon adına videolarda gördüğünüz iyi Winch'un hocalarının neredeyse bütünü Evto kökenlidir. Biz de Evto'da çalışıyoruz. Emin Boztepe'ler falan bir ara bize soruluyordu. Emin Boztepe'lerin, Salih Avcılar'ın Türk olduğu için söylüyorum. Tornatı Sevenler'in de çıktığı organizasyon budur. Aklınıza gelebilecek iyi kalitesindeki Avrupa'daki çoğu hocanın %95 diyeyim de %99 deyince işte hocaları söylemiyor. Çoğu hoca bu organizasyondan çıkmıştır. Ki dövüş sanatları zaten doğu kökenli, anasını satayım. Avrupa'da yani Hindistan'dan çıkmıştır, doğudan gelişmiştir, batıya sonradan gitmiştir vesaire. Bir de bu yorum yazana şimdi sorsak, Bruce Lee'nin adam hayranı falandır. Yani şurada yaşasa gider ayağına falan kapanır. Ya bu adam da doğu dövüş sanatı yapıyor. Hatta gidip batıda bu yaptığı dövüş sanatıyla işte bilmem ne yaptı falan, herkese meydan okudu, yendi. Ona gelince böyle köpek sürüsü gibi peşinden koşan insanlar doğu dövüş sanatı batı dövüş sanatından kötüdür. Ya geldin denedin mi? Bir gel bir gör ya da git bir doğuya. Yine bu yoruma son olarak yüklemek istediğim arkadaşlar şu, Muay Thai'yi Avrupa branşı zannediyor mesela arkadaş. Oradaki çoğu kişi Tayland'a kampa gider doğuya. Yani MMA'deki çoğu branş da aslında doğu kökenlidir. Adam karate yapıyor MMA'de, adam Muay Thai yapıyor MMA'de, siz Wing Chun yapıyorsunuz. Abi gerizekalı, birisi Japon yanın, birisi de Tayland'ın, ikisi de doğu. Yani MMA bunu alıp, onu alıp bunu alıp yan yana koyunca batı branşı mı oluyor şimdi? İki isim de ayrı ayrı çalışır bütün dövüş sanatları. Ki yer dövüşü de judo, BJJ bunlar da çalışılır. Brezilyan Jiu-Jitsu da aslında arkadaşlar. Brezilya hani batıda falan ama yine judo ve Jiu-Jitsu'dan esinlenerek. Yani tarihini araştırırsanız zaten Japonya'dan çıkıp doğudaki insanların ortaya koyduğu bir şey, Aikido ve benzeri branşlar batıda daha modern hale getirilmiş sadece. Yani aslında şu anda boks bile deseniz, yani boksun tarihine baktığınızda dünyanın her tarafında insanlar zaten ilkel çağda yumruk atmışlar. Adam ne atacak başka, yani tekme ve yumruktan başka bir organımız olmadığına göre atabileceğimiz bütün branşlar da bunun üzerine geliştirilmiş. Ve kardeşim ama meraklısınız, Bob Homet logolu, yemin ediyorum az önce baktım ne söyleyemiyorum ya. Neymiş diye, şuna benzer bir tane satanizm sembolüymüş arkadaşlar. Evet, açıklıyoruz, biz satanistiz. Yani boş zamanlarda içerideki kediyi böyle üretip ayin yapıyoruz burada. Salonda bizim kot da arkadaşlar. Yani çok keyif alıyoruz kedi kesmekten de. Bir Budistliğimiz çıkmıştı bir dönem, bayağı siz Budistsiniz diye şöyle selam verdiğim için. Onu bıraktım artık yani öz selamı. Şimdi bir de satanist olduk. Bu bizim logomuz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu öküz. Öküz. Ben yani ayı demiştim. Sonra öküze karar kılmıştık. Yani O logonun orijinali, daha doğrusu o şeytan figürlerinin orijinalinde bir keçi hani suratının şeyi var. Bu öküz, bildiğiniz öküz. Öküzde de doğal olarak boynuz var. Hani bu arkadaş bilmiyorsa keçinin de boynuzu var. Hani şeytanla bir alakası yok bunun. Öküzün de boynuzu var. Bu boynuz. Bunu öküz boynuzu. Peki sebep de arkadaşlar şu. Hani bu İspanya'da festivaller var. Boğaları salıyorlar. Sonra hani bunlara eziyet çektiren insanlara böyle takıyor ya arkadaşlar. Pardon. Bu harika.
Yani oradan esinlenerek insanların hayvanlara eziyetini hoşumuza gittiği için hayvanlar da intikam alıyor diye biz bunu buraya öyle koymuştuk. Hoşumuza da gidiyor. Güçlü hayvanlar şimdi Allah var. Cüvdü sporcusu zaten kaplan kullanır, aslan kullanır, işte boğa kullanır, ayı kullanır. Yani civciv koyacak halimizde yok logo olarak. Evet, diğer bir yorum arkadaşlar. Bırakın bu işleri, kurguyu da bırakın sokakta veya bir boksör ile Wing Chun mudur nedir onun karşılaşması böyle olmaz. Boksör içinden geçer. Hayal satmayı bırakın. Bu düzgün Türkçe için öncelikle Muhammed Kara'ya teşekkür ediyorum. Tabii ki. Boks yapmamış arkadaşlardan daha çok ya da kickboks yapmamış arkadaşlardan daha çok böyle etkileşim alıyoruz. Arkadaşlar biz 7-8 senede sadece bunun dersini veriyoruz. Yani ki daha önce 5-6 yıl müsabak aklınıza gelebilecek her branştan öğrencimiz oldu. Affedersiniz ama kıçımızdan ter gelene kadar çalışıyoruz. Önce biz video çekmeden önce antrenmanımızı yapıyoruz. Kendimiz için de antrenman yapıyoruz. Yani sadece girip derse evde otursak hani böyle iki kafalar hadi hobi olarak insanlara dövüş sanatı dersi. Acaba insanlara nasıl kandırabiliriz falan diye. Yani müsabak tekvandocu öğrencimiz de oldu. MMA öğrencimiz de oldu. Boksör de oldu. Karateci de oldu. Hani sokakta illa olmasına gerek yok. Bir de sokakta ortalama çok düşük. Bizim ülkede spor diye yani insanlar böyle angarya böyle evde oturmak daha güzel, daha sağlıklı diye zannediyor. 100 kişiden biri anca sporcu çıkar karşımıza. Ki ben bunu daha önce yaşadım. Milli boksörle denk gelmiştim. Mesela sokakta kavgada çocukla sonradan tanışıp arkadaş olmuştuk. Ben o yüzden bir ihtimali tutturabilecek şanslı bir insanım mesela. Şimdi bizi karşılaştırırken profesyonel boksör bilmem şöyle yapar işte atıyorum kafanızdaki şey Rocky falan yani siz bütün boksörleri Rocky falan zannediyorsunuz galiba. Öyle adam vuruyor 8 round düşüyor kalkıyor kafasının içinde hayal kuruyor o benim ayağa kalkmam lazım diyor gidiyor dövüyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani sizin filmlerde hani diyorsunuz ya bu iş filmlerde olur. Lan boks filmi, kickboks filmi, MMA filmi, Wing Chun filminden daha fazla dünyada. Yani onlara özeniyorsunuz adam yazıyor. Ben diyor işte Scott Atkins gibi, Yuri Boyko gibi yapmak istiyorum diyor. Adam onu gerçek zannediyor. Bu yorumu yazan da muhtemelen onlardan bir tanesi. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Sokakta öyle havada 8 tane tekme atana kadar adam zaten koşarak kaçar. Bu bir. İkincisi ayağınız kaydığı anda düşersiniz yani. Gerçekçilikle filmlerdekiler, biz de Wing Chun filmlerini izliyoruz. Ip Man o ne güzel kavga ediyor ama filmde olduğunu biz biliyoruz. Bunun bilincindeyiz. Yani öyle bir şey olmuyor. 100 kişinin arasından çıkamazsınız. De, görsel olarak güzel arkadaşlar. İşlevsel olarak yok öyle bir dünya. Yani onu alacaksın oradan yok öyle bir şey. Bir yerden sonra hengameye dönüyor. Sokak kavgası yapanlar az çok bunu anlar zaten. Ha, bir de sokakta yani boks bilen bir adam işte bizim vardı eskiden tanıdıklarımız. Hatta yine vardı. Adam sopayla saldırmış, böyle kapanıp gard almış. Ne oldu? Kolu kırıldı. Hani boks nerede içinden geçiyordu? Ne oldu? Geçmedi. Bu herkesin başına gelebilir. Boksun kötü olduğu anlamına gelmez arkadaşlar bu. Burada önemli olan şey kişidir. İyi bir boksörse, işte ne bileyim Avrupa şampiyonu böyle artık çok böyle üst düzey bir sporcuysa elbette kendini savunabilir. Ama siz profesyonel bir boksörle, profesyonel bir Wing Chun'cuyu karşı karşıya sokakta getiriyorsanız kimse kusura bakmasın. Ben kendi branşımı tabii ki bir üstte tutarım. Karşındaki gerçekten sana saldırmak istese sen bunları yapmadan sokarlar kıçına levyeyi. O yüzden elinde silah olan biriyle sakın kavgaya girmeyin. Arkadaşlar yani bilmiyorum. İlk 6 ay anne sütü gerekli. Ayrıca niye yani hep karşıda levye oluyor, bıçak oluyor? Ben kullanmayı biliyorum bunları. En iyiyim diyenden de daha iyi kullanırım yani. Niye yani mağdur? Ben ayakkabımı alsam çoğu levyeliden daha iyi dövüşürüm yani. Ayakkabıyla. Yani bir de silah. Silah zor bir şey değil arkadaşlar. Parası olan herkes şu an Türkiye şartlarında edinebiliyor. Pompalı da edinebiliyor. Normal tabanca da silah da yapılabiliyor. Bunları bulmak bizim için de sıkıntı değil. Silahlı adama zaten işte şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız gibisine şey göstermiyoruz yakın. Ha buradaki silah levye. Hani onu biz levye videosu, sopa videosuna cevap yazmış. Yani. Ateşsiz bir silah. İşin garip tarafı bunları biz kullanmayı biliyoruz. Bilmeden. Şimdi şöyle, bunu kurgu zannediyor. Geçen derse bir öğrenci geldi. Hocam ben videoda izliyordum. Gerçekten hani yapmacık falan zannediyordum. Merak etmiş gelmiş adam derse. Yani videodakinden daha kolay böyle izlediğinizde hadi lan bu böyle olmaz dediğiniz şeyi derste daha kolay bir şekilde biz cevap verince karşı taraf diyor ki yani nasıl oluyor böyle bir şey? Arkadaşlar antrenmanla oluyor. Bu bir iş, bu bir teknik, bu bir yani insanlar yüzyıllardır bunu yapıyor. Bunu yapan insanlar hani hadi 10 tanesi gerizekalı aptal salaktı. Lan binlerce, milyonlarca insan dünyada dövüş sanatları çalışıyor.
Wing Chun yapan da insan, eskrime yapan da insan çok fazla. Filipinlere bugün gidin, adamlar ellerinde palayla şeyle yani savaş kazanmışlar. Tarihte bunun da yeri var. Yani daha hala nasıl oluyor da insanlar karşıdaki adamın elinde sopa varsa size saldırırsa siz bunu alamazsınız. Yani elinde sopa olan herkesin o zaman herkesi dövebiliyor olması lazım. Bir deneyin, elinize bir sopa alın. Sokakta falan hani biz denk gelirsek böyle bekleriz yani. Ya siz bu işi bildiğinize emin misiniz? Arkadaşlar 7 sene oldu değil mi derslere? 7 senedir dersini de veriyorum. Hani daha öncesinde de not. Hala 7 senedir ders veriyoruz. Yani bu salon 4-5 bunun öncesinden de bunun eğitimi falan hala da eğitime Ankara devam ediyoruz. Ankara'nın her yerinde de ders verdik. İstanbul'da da bir dönem ders veriyorum. Bu yorum yazan arkadaş daha iyi biliyorsa gelip bana özel ders verebilir. Parasını da öderim. Yani kaç para istiyorsa hiç sıkıntı değil. Tabii deneme dersi yapalım. İlk dersten hani böyle sakatlık falan çıkmazsa. Hiç sıkıntı yok. Wing Chun kadar kolpa bir şey yok. Herkesten dayak yiyorlar. Nikide gezen horoz. Yani biple burayı. Al sen oku. Sinirim bozuldu. Allah'ım ne kadar saçma bir video. Gülücük. Hepsi zaten yan yana ip gibi dizileceklerdi. Evet. Kendim parantez içinde milli sporcuyum. Şu an salondayız. Arkadaşlarla itman arasında izliyoruz. Kahkahaya boğulduk. Saçmalık diz boyu. Gülücük parantezi kapatmamış bu arada. Demek ki daha söyleyecek şeyi vardı. Şimdi arkadaşlar. Milli sporcu muhtemelen hayatında hiç bu şekilde taktiksel bir eğitime maruz kalmamış. Sadece karşısında kişi lapa tutmuş, lapaya dönmüş ya da bir kişiyle branşını onu da bilmiyorum. Milli sporcuymuş ama belki atletizm falan da yapıyor olabilir. Belki de tenisçi, onu da bilmiyorum. Şöyle bir olay var arkadaşlar. İnsanlar, askeri savaş sanatları diye bir şey var. İnsanlar bir binaya girerken işte nasıl girilmesi gerekiyor? 10 kişisiniz mesela, arka arkaya giriyorsunuz. Silahın namlusu nereye tutulmalı? Ayağınız nasıl olmalı? Yani taktiksel bir durum söz konusu. Çoklu dövüş sanatlarında da özellikle uzak doğu dövüş sanatlarında taktiksel arkadaşlar bazı bilgiler var. Bizim orada anlattığımız şey de taktik. Kimse yan yana ip gibi dizilmeyecek ama hayatında birden fazla kişiyle kavga ettiysen şunu bilirsin ki eğer sen armut gibi o 5-10 kişinin ortasında durursan tabii ki seni çembere alırlar. Bu da içgüdüsel doğal bir işte avlanma şekli falandır hayvanlarda. Sen o çemberin dışına çıkarsan ne olur? Hepsi karşında ip gibi dizilmiş olur. İster hilal gibi olsun. İpi böyle yaparsan hilal gibi olur. İstersen düz olur. Sen sürekli kendini o taktikle dışarıya koyarsan ki bu bir taktik orada anlattığımız şey. Benim sana tavsiyem gülmekten ziyade orada anlatılan şeyin ne olduğunu anlamaya çalışman. Belki bir gün bir yerde işine yarar diye düşünüyorum. İnşallah başına bir şey gelmez. Erdoğan AKC bu yorumu beğendim. Gerçekten güzel. Boynuna vur da boynunu kır. Ondan sonra ömrünün geri kalan yıllarını ceza evinde geçir. Oh ne güzel. Arkadaşlar direkt polisi arayın. Kimseye vurmayın. Arkadaşlar hiç sopa yememişler. Onun için böyle rahat rahat konuşuyorlar. Allah korusun adam komaya girer, hayatın biter. Tabii ki de insanlara zaten biz keşke kanalın genel videolarına baksaydık. Hiçbir videoda zaten bahsetmiyoruz. Zorda kaldığınızda affedersiniz ama kıçınız sıkıştığında kendinizi böyle koruyun diye anlatıyoruz biz bu videolarda. Ve şöyle, bu arkadaş aynı durumda. Birisi saldırdığında polisi aramaya başlasın. Bizim ülkemizde şu an son durum. Çocukların tecavüze uğradığı, kadınların tacize uğradığı. Öldürüldüğü. Yani geçen Taksim'de miydi, İstanbul'da bir yerde adam böyle 11 yaşındaki yeğenini alıp bir tane Afgan mı, Pakistanlı mı, Suriyeli mi alıp götürüyormuş tacize. Mahalleden insanlar görünce onu linç etmişler. Böyle bir durumda yaşıyoruz arkadaşlar. Yok, linç etmeyecekler abi. Önce polis arayacaklar. Adam bir kaçırsın falan işini görsün. Sonra polis gelince şey yaparlar. Bir de arkadaşlar insanlar sadece öldürmüyor. Öldürüyor, işte atıyorum varile koyuyor, onu yakıyor, üstüne beton döküyor. Yani kusura bakmayın da ben sokakta böyle bir şey başıma geldiğinde ya da benim çevremdeki bir insan ya da herhangi bir insanın başına bir şey geldiğinde kendisini korumakla yükümlü. Sonuçta ben canımı, hayatımı korumak zorundayım. Böyle bir durumda da karşınızdaki kişiye gücünüz yetmiyorsa yapabileceğiniz şeylerin ne olduğunu anlatıyoruz. Kasıklarına vurursun, gözüne parmak sokarsın, gerekiyorsa boğazına vurursun, gerekiyorsa ısırırsın. O sana kalmış ama bunları yapmazsanız eğer sizden güçlü biri ise karşıdaki ve siz bir kadınsanız veya bir çocuksanız karşı koyamazsınız ve sonu o haberlerdeki gibi olabilir. Biz bunları istemediğimiz için insanlara diyoruz ki böyle bir durumda kaldığınızda böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu bilgidir. Kullanmak kişiye kalır. O yüzden videoları iyi dinlemeden, anlamadan böyle sardıra sardıra 10 saniye, 20 saniye izlerseniz böyle salak saçma yorum yaparsınız. Boşsunuz, yalandan prim kasmaya çalışmayın. Siz ikiniz, ben tek sırayla yapalım. Maç, insanları kandırmayın.
Ben kabul ediyorum arkadaşlar. Sinan da kabul ediyor. Evet. Önce ben çıkacağım. Yalnız ben şuna takıldım. Lan biz neyin primini yapalım? Bir şeyin reklamını mı yapıyoruz? Kendimizi bir yere yararlanmaya mı çalışıyoruz? Yani hani prim yapacak bir şeyimiz yok. Bizim yaptığımız bir branş var. Biz onun anlatıcılığını yapıyoruz sadece. Buna yani artık hani YouTube'da da her şey prim olmuş ya, şuna prim yapma. Ne bir ünlü YouTuber'la videomuz var, ne herhangi biriyle video çekmek için arkasından koşturduğumuz var. Ki böyle video çekmiş de olabiliriz, bu ayıp bir şey de değil, prim de değil. Yani bizim prim yapmaya vaktimiz yok, öyle diyeyim. Ay, yoruldum anlatırken. İnşallah anlamışsınızdır. Yani bir de şöyle bir şey var. Videolarda böyle bazen açık açık söylüyoruz. Yani bazen gerçekten hani bu tarz yorum yapanlara böyle aptal anlatır gibi anlatıyoruz. Anlamıyorlar bir şekilde. Davet ediyoruz mesela, zamanında çok dedik. Hani biraz o zaman daha agresiftik, böyle gelin görün işte şöyle oldu böyle oldu falan. Kimse de gelmedi birkaç kişi dışında. Gelenler de böyle hani net bir şekilde ya ben sizi denemeye geldim falan da demedi. Derse gelip böyle güya çaktırmadan orada öğrencilerin içerisinde bize böyle artistik falan yapmaya çalıştı. Ya da işte hocam bir güreşelim falan diye. Biz hala buradayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir yerimizde de herhangi bir sakatlık yok. Yani... Bende var. Ne oldu, elini mi kestin? Yok. Dün kaska vurdum, kas parçalamış. Biz hala buradayız, biz işimizin başındayız. Biz bir şeyler anlatıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Başka da hiçbir amacımız yok. Kimseye meydanda okumuyoruz. Sebebi şu, yani niye meydan okuyayım birine? Hani birisi bana meydan okuyabilir, ben de isterim ya da istemem cevabını veririm. Şöyle yorumlar da geliyor, falancayla gidin dövüşün, filancayla gidin musabaka yapın, işte bir tane jiu-jitsu üstadı varmış onunla beraber video çekin falan diye. Biz burada ders falan verdiğimiz için, hani biz normalde çalışıyoruz parantez içinde, böyle boş falan gezip de canımız sıkılınca video çekmiyoruz. İşimizin arasında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden gelmek isteyen gelir, çay içmek isteyen çay içer, teknik paylaşmak isteyen teknik paylaşır. Bizden daha iyi olduğunu düşünen varsa da gelsin, dediğimiz gibi parası neyse verelim, bize öğretsin. Biz her şeye açığız arkadaşlar. Bu video böyleydi.